Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun içeriği, bölümden de anlaşılacağı gibi biz kızımla ilk uzun yolculuğumuzu yapacağız. Şu an yaklaşık 3,5 aylık ve onun valizini hazırlayacağım. Bu bir deniz tatili değil, aslında bayram tatili diyebiliriz. Yalnız biraz uzun gideceğiz. O yüzden bu kadar kalabalık bölüm. Normalde kısa bir tatil planlıyorsanız tabii ki bu kadar kıyafete gerek yok. Ben biraz uzun kalacağımız için biraz fazla koydum. Burada önemli olan ne koymalısınız, neyi atlamamalısınız, bunlara değinerek anlatacağım. Umarım faydalı olur. Bu köşeden başlamak istiyorum. Daha sonra bunları bu arada huçlayacağım. Huçlanmış halini de gösteririm size. İki çanta planladım. Umarım sığdırabilirim. Birisi bu küçük valize, diğeri de şu mommy bag çantalarında. Gördüğünüz gibi biraz fazlaca ağız mendili koydum. Bunlar biraz büyük, normal küçüklerden değil. Bir tane emzik askısı var. Biri şu an burada, diğeri kirli de yıkanacak. Bu ağız mendillerinin dışında birkaç tane önlük koydum. Onları da şöyle göstereyim. Bunlar bayağı kullanışlı, ben seviyorum ve şık da duruyor. Boğazdan şu şekilde bağlamalı. Birkaç tane rengi var böyle. Kıyafetlerini uydurarak bunları kullanacağım. Birkaç tane de bu şekilde olanlardan aldım. Bu kadar fazla almamın nedeni şu an evet 3,5 aylık. Henüz dişte çıkarmıyor aslında ama tükürük salgısı arttığı için bu aydan itibaren şu an çok fazla salya akıtıyor. Bu nedenle kıyafetlerini hemen batırıyor. Bu yüzden biraz fazla götürüyorum ağız mendili ve önlüklerini. Evet, ağız mendili ve önlükleri bu şekilde. Onların altında bir tane tek katlı müslin örtü aldım. Üzerine örtmek için. Havalarda zaten sıcak biliyorsunuz. Bir tane çarşaf aldım. Gideceğimiz yerde lazım olabilir diye. Bir tane de 4 katlı müslinlerden aldım. Şu şekilde. Bu biraz daha kalın. Artık havalar bayağı ısındı. Kullanır mıyım bilmiyorum ama. Bunun dışında bir tane şu şekilde şapka koydum. Bir tane şöyle yelek koydum. Bir tane de şöyle şapkası var. Bizimki güneşten çok rahatsız oluyor ve önü bu şekilde kapandığı zaman biraz rahat ediyor en azından. Çok tatlılar. Bunlar bu şekilde. Yine havanın soğuk olma ihtimaline karşı bir tane uzun kollu, kapşonlu bir hırka aldım ve onun dışında yine alt üst şöyle bir takım var. Kısa kollu, kapşonlu bir takım koydum. Banyosu için lifini koydum ve havlusunu koydum. Birer tane koydum bunları. Yeterli olacağını düşünüyorum. Burası uzun kollu ama ince olan takımlarından. Bunları giydirmeyi çok seviyorum. Çok rahat. Bu şekilde fitilli takımlar biliyorsunuzdur zaten. Çok rahat giydiriliyor ve o da çok rahat ediyor. Yaklaşık bir 4 tane falan bu takımdan koydum. Burada da tulumları var. Yaklaşık bir 5-6 tane tulum koydum. Bunları gece yatarken giydirmeyi planlıyorum. Onun yanında daha çok böyle süslü püslü bayramlık kıyafetleri var diyebilirim, tütülü. Bu üçünü bayramlık olarak düşündüm. Biraz daha kalın alt üst takımları var şu şekilde. Burada da daha çok tulum ve elbise tarzı kıyafetleri var. Onun dışında burası da zıbınları, uzun kollu zıbınları ve kısa kollu zıbınları var. Yaklaşık bir 3 tane falan da kilotlu çorap koydum. Bunlar dışında normal çoraplardan koydum. Ve kızımı da kendime benzetmeye çalıştım. Ona da böyle renkli renkli birkaç tane bandana koydum. Kıyafetlerine göre giydiririm diye. Henüz saçımız çok uzun değil ama belki takarız bilmiyorum. Şu şekilde birkaç tane de toka koydum. Götüreceğim kıyafetler bu şekilde. Burada bir azaltma yapar mıyım? Zannetmiyorum. Çünkü bu ara gerçekten üzerini çok fazla kirletiyor. Sürekli salyası akıyor. Belki uzun kollulardan hani birkaç tanesini yanıma almayabilirim. Havalar ısındığı için. Ben lazım olacak diğer ürünlere geçmeden önce yani şu anlatacağım. Önce burayı bir toparlayayım, huçlara koyayım. Daha sonra devam edeceğim. Hemen geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsini bu huçlara sığdırdım. En azından şimdi biliyorum hangisinde ne var. Hepsi derli toplu, düzenli oldu. Benim için orada rahat olacak. Tabii yine bu şekilde kullanmayı becerebilirsem. Şimdi yanıma alacağım diğer ürünleri göstereceğim sizlere. Öncelikle şunlardan başlayayım. Tabii ki yanıma bez alacağım ama çok fazla yanıma götürmeyi düşünmüyorum. Bittikçe gideceğim yerden almayı planlıyorum. Bunlar oldukça yer kaplıyor. Aynı şekilde alt temizleme pamuğunu da yine bir paket ya da iki paket yanımda götüreceğim. Biterse oradan almayı planlıyorum. Yine ıslak mendilini aynı şekilde bir iki paket yanımda götürüp terse oradan temin edeceğim. Zaten kızımın altının temizliğini çok fazla ıslak mendille yapmadığımı don çantası hazırlama videomda anlatmıştım. Bunu genelde dışarı çıktığımızda kullanıyorum. Daha çok bu alt temizleme pamuklarını kullanıyorum. Bir kaba hazırlıyorum suyla ıslatıp. Ve şimdiye kadar bebeğim söylediğim gibi 3,5 aylık hiçbir şey olmadı. Bunlar çok kullanışlı. Tabii ki yine alt değiştirme örtülerinden de yanıma birkaç tane alacağım. Kızım için yanıma alacağım diğer ürünlerden bir tanesi Bioderma'nın Atoderm Intensive Balm kremi. Biz yaklaşık 20-25 gündür bu kremi kullanıyoruz. Daha önce Mustela'nın ve Sebamed'in kremlerini de kullanmıştık ama sağlık kontrolüne gittiğimizde doktorum
çocuğumuz kızıma atopik dermatit tanısı koydu. Yani deri hastalığı da diyebiliriz aslında. Tabii ki her bebekte değişebilir bu arada ama bizimki bu kollarının üst kısmı, dirsek kısmı ve şu göğüs kısmı özellikle bayağı bir kuruydu ve pütür pütürdü. Ve büyük ihtimalle o da kaşıntıya neden oluyordu ve ağlıyordu. Ve biz doktora götürdük. Doktor da bize kesinlikle diğer kremleri bırakıp bu kremi kullanmamızı önerdi. Ve gerçekten ben çok işe yaradığını düşünüyorum. Günde 3-4 kere kullanabilirsin dedim. Yani cildinin hiç kuru kalmaması gerekiyor kısacası. Bunun yanına bir de banyoda kullanabileceğimiz hem duş jeli hem de şampuan olarak kullanabileceğimiz yine Bioderma'nın bu şampuanını önerdi. Bunu yine hem vücuduna hem de başına kullanabiliyoruz. Ama tabii ki ben bunları yanıma bu şekilde götürmeyeceğim. Çok yer kaplıyor çünkü. Bunları da şu şekilde küçük şişelere koydum. Bunların da yeterli olacağını düşünüyorum. Kremi buna koydum. Şampuanını da buna koydum. Bunları bu şekilde yanımda götüreceğim. Onun dışında banyosu için yine terağımızı yanımıza alacağız. Pişik kremimizi tabii ki yanımıza alacağız. En önemlisi bunu yanımıza almazsak kesinlikle olmaz. Burun aspiratörü ve yanında serum fizyolojik. Biz bunu çok kullanıyoruz. Artık alışkanlık oldu diyebilirim. Her sabah uyandığımızda bir bakım zamanımız oluyor önce. Burnunu her sabah temizlemeye dikkat ediyorum. Hem kendi daha rahat ediyor hem daha kolay nefes alıyor. Burun temizliği gerçekten çok önemli. Hasta olma riskini azaltıyor diyebilirim. Burnunu SF'le yıkadıktan sonra bununla çekiyorum. Bunun uçları da var. Onları da yanımda götüreceğim. Bebeğim 3,5 aylık. Tabii ki D-Tin'in yanında götüreceğim. Düzenli kullanmaya dikkat edin. Şu an 4 aya girdikten sonra kan ilacına da başlanacak. Onu büyük ihtimalle gittiğimiz yerden temin edeceğim. D-Tin'i unutmuyoruz. Bunlar dışında biberon ve maması. Yani ihtiyaç olur mu bilmiyorum. Yine de yanımda bulunsun diyorum. Kalpolin'i de yanımda götürmek istiyorum. Çünkü 4 ay aşıları yine gideceğimiz yerde yapılacak. Zatüre ve beşli karması var. Ateş yapabilir bunlar. Bu nedenle yanımda bulunsun. Acil bir durum için belki gerekli olabilir. Bunun dışında bilmiyorum ateş ölçeri yanıma al. Yine dediğim gibi aşıları ateş yapabilir diye. Ve bu sitini yanımda götürmek istiyorum. Bu da herhangi bir morluk, kızarıklık olursa hemen orayı söndürsün diye. Bunu da yanıma alacağım. Tırnak makasını yanıma alıyorum. Makas şeklinde olanı alıyorum. Bunu henüz ben kullanamıyorum çünkü. Şununla daha rahat kesiyorum. Bunu yanıma alacağım. Ve bebeğimin kıyafetlerini yıkadığım çamaşır deterjanını da mecbur yanıma alacağım. Bunu bu şekilde mi götürürüm henüz bilmiyorum. Bunu koyacak bir şey bulamadım çünkü. Ya da oradan alırım yıkayacağım zaman. Sanırım böyle yapmak daha mantıklı. Bunu yanımda taşımayayım. Ve bunun dışında bir de birkaç oyuncak götüreceğim tabii ki. Şu bu dizini yanımda götüreceğim. Biz bunu gerçekten çok seviyoruz ve bayağı da kullanıyoruz. Elinde de diş kaşıma aparatı var. 5 farklı ses çıkartıyor duyuyorsanız eğer. Çift tıklayınca değişiyor. Biz en çok piş pişi kullanıyoruz. Yani telefondan açmak yerine buradan açıyorum. Ve çok işe yarıyor gerçekten. Bunu kesinlikle yanıma götüreceğim. Bu hışırtılı kitaplar, bunları da çok seviyoruz. Bunlardan birkaç tane yanıma götüreceğim. Bu cilt ciltli kitaplar var. Bunlardan yanımda birkaç tane götürebilirim. Onun dışında yine şöyle birkaç tane şu an kullanabileceğim oyuncaklar. Bunu götüreceğim. Bunlar diş kaşıma oyuncakları. Henüz bunları tam tutamıyor aslında. Kendim böyle zorla tutturduğum zaman tutabiliyor. Yine bunlar belki lazım olabilir diye bunları götüreceğim. Bir de bu oyuncakları eklersem bence tamam diye düşünüyorum. Ve şu an aslında şu gösterdiğim oyuncaklarda en çok oynadığı şu diyebilirim. Bir tek bunu şu ince yerinden kolaylıkla tutabiliyor. Sallıyor ve ağzına götürüyor sürekli. Bunu çok seviyoruz. Evet, benim yanıma alacaklarım sanırım bu kadar. Sonradan aklıma bir şey gelir mi, bir ekleme yapar mıyım bilmiyorum. Şimdi bunları valize sığdırabilecek miyim? Ondan da pek emin değilim. Şimdi sığdırmayı deneyip hemen geliyorum. Hangilerini sığdırdım, hangilerini sığdıramadım. Gelin bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu iki çantaya kızımın her şeyini sığdırmayı başardım. Şu an hepsi derli toplu oldu. Neyin nerede olduğunu biliyorum en azından. Gittiğim yerde de bu yüzden rahat edeceğim. Size tavsiyem, siz de böyle huç huç kaldırırsanız bebeğinizin eşyalarını, kıyafetlerini sizin için çok daha kolaylık olmuş olur. Bu valizin içinde sadece giyeceği şeyleri koydum. Bu diğer küçük valizin içinde de hem oyuncakları var hem de kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayacak. İşte bezidir, ıslak mendilidir, altı açma örtüsü onun gibi ufak tefek şeyler var. Evet, ben kızımın valizini bu şekilde hazırladım. Umarım gittiğim yerde sıkıntı yaşamam ve rahat ederim. Tabii bunlar dışında bir de yanınıza puset alacaksınız. Park yatak konusunda kararsızım. Yanımıza alsak mı, almasak mı, acaba yatağını arar mı bunu bilmiyorum. Eğer arabaya sığdırabilirsek park yatağı da almayı düşünüyorum. Şu an kesinlikle bizden çok eşyası oldu götüreceğimiz. Evet, valiz hazırlama videom bu şekildeydi. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşça kalın.